Düz konser adamının çekimleri için İstanbul'a gidiyoruz ve bunun için Anıl'ı kandırdım. Anıl'ı kaldırdım. Bakalım. Anıl, bu ne? gelin mi kaldırdın? Ben gelin oldum, gidiyorum. Bu ne abi? Onu al, onu yeri pisletme. Şunları da aşağıya atayım. Dur. Neye atıyorsun? Çöp yere at. Bunlar çöp değil bunlar. Ne onlar? Ya bu arabanın hali ne ya? Geline basayım mı? Bas bu at, çöpe atarız şimdi. Anıl kaldırma işleri ya. Hadi gidelim İstanbul'a. Anıl'ın eskiden bir Astra'sı vardı. Onun depoyu hiç fulleyemezdik. Tüplü de değildi o. Ondan sonra bir sene burada depoyu fullediğimizde parti yapmıştık. Pompacılar bile çok şaşırmıştı. Çok acayip zamanlar. Şimdi tüplü jipi var şimdi. Hatta bir arkadaş bunu anlatmış mıydım ya? Bir arkadaş şey demişti. Anıl benzin göstergen bozulmuş, ışığı yanmıyor falan gibi. Doldur Anıl, doldur. Pantolonun çok güzel. Enfes bir pantolonu var ya. Bak, pembe ayakkabı falan özel mi? Ya nasıl bir adam. Doldur Anıl, gazı doldur. Ne kadar gidiyor bir depoyla? 260 kilometre falan. Ha, iyi, iki depoyla gideceğiz yani. Gidişi sen al da dönüşü ben sana şey yaparım. Hep öyle şey yaparım. Şu aspav alan bir dürüm mü yesek acaba ya? Gitmeden bir dürüm mü acaba? Tüp çekmeseydin bari, zengin zannediyorlar. Bir şey olmaz oğlum, hep bütün jipler tüplü. Ben bir dürüm yiyeyim ya. Zaten kilo vermişim, 103 kiloya düşmüşüm. Çok üzüldüm, bugün tartıya çıktım. 103 çıktı, şurada bir dürüm yiyeyim de şöyle güzel aspava patatesi az yiyeyim. Dürüm yiyeceğim, dürüm. Anıl da ödesin. Benim hiç param yok çünkü. Hazır Anıl ödüyorken bir dürüm yiyelim şimdi. İstanbul'a kadar git gel. Hep sıkıntı. Çok iyi geldi. Çok. İşte ben de çok açtım. Bir şey yapsana. Bunu bir yap. At dediğin zaman, at. Aslında da şöyle bir şey var mesela. Az soslu diyorsun, yine aynısını gönderiyorlar. Çok soslu yani diyorsun, olur, başka bir yine aynısını var. Gönderiyorlar. Çünkü az soslu oluyor. Sarı değil, onun mavisi olsun. Olsun. Aynı Opet'te, aynı markette. Keşke Opet bize sponsor olsa değil mi? Sürekli çok güzel olur. Ben de sürekli kaşar Opet'te duruyorum. Kaşar mı? Benzinlikten kim kaşar alır abi? Benzinlikten niye kaşar alasın ki? Ne içecek ne tercih ediyorsun yolda? Nescafe. Bak çok buradan Nescafe'ye sesleniyorum. Nesquik. Çok seviyorum. Nesquik. Sen iç uyuyacaksan Nesquik. Ben buradan Nescafe'ye sesleniyorum. Şunun bana soğuk, sade, şekersiz kahvesini yapsınlar. Double espresso. Evet. Lütfen. Lütfen abi. Bana da. Benim ihtiyacım olan şey o. Ben bunu istemiyorum ya. Black Rust. Rust. Bu da kahve gibi gelmiyor ki. Kahve gibi değil. Şu ne? Çikolatalı. Bu vanilyalı. Bu orijinal diyor. O ne? Bundan bir tane daha al. Ben bundan içeceğim. İki tane mi içeceğiz? Üç. Üç tane mi içeceğiz? Ha. Sen de bir tane al. Ben kardeş payı yaparız. Ben bir tane. Ben Nesquik falan içmem abi. Yolda Nesquik mi içeceğim? Geçen burada Anıl'dan bir 100 kağıt almıştık. Bugün de alalım. Anıl o 100 kağıdı bana verdiğine inanmamışlardı geçen videoda. Destekler misin arkadaşlar? Gerçekten aldı abi, gerçekten aldı. Allah ya, bak Alman çikolatası var. Dolar vereyim kardeşim. Bir dolar lan o. Altında bir. Ne kadar? 18,5. Karttan vereyim. Karttan ver. Para dönsün mü? Tabii. Evet. Bu sefer geri vereyim mi paranı? Vermeyecek. Aa kahve var lan burada. Kavga mı var? Kahve. Kavga mı var diye. Kahve var abi, kahve alacağım ben. Para atın. Attım para. Herkes para istiyor bunu. Strength. Çok sert istiyorum. Şekerli, sade, çekirdek yazıyor altında. Ben kahve istiyorum. Yok mu espresso? Sade. Espresso 1,5'muş. Yetmez. Gönder. Hoppa. Oldu mu? Olacak galiba. İyi.
Kahve buldum. Gerçek. Kahve makinesi incelemesi mi yapıyorsun? Evet, şu an kahve makinesi incelemesi yapıyorum. Georgia. Hadi hadi. Established 1975. Bir şey söyleyeyim, artık yola çıkalım. Hadi. Ben bunu... Överim ben bunu. Arife gününde bayram ayında Zeynep'im Zeynep'im. Burası karanlık şu an. Bak beni düşünme, su akar yatağını bulur. Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Ey canım, rina nay, rina rina nay. Bir güzelden ötürü. Ey canım, ey. Ay. Şu gurbet ellerinde zaman geçer mi acab? Bizi perişan etti kaybana kala sıcak. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Yollar uzun bitmeyi, burada zaman geçmeyi. Nasıl da turladın kapıdaki çeşmeyi. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Haydi. Dert sardı dört yanımı, hasret yaktı bağrımı. Gurbet bana nasıl dumanlı dağlarımı. Sevdiğim şarkıların bile sözlerini ezberleyeyim. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Ben denizde bir gemi, dalgalar vurur beni. Ben ağaçta bir yaprak, rüzgar savurur beni. Forte! Forte! Ben denizde bir gemi. Neyse, biz de tünele geldik sayılır, gidiyoruz artık. Boş dolu tankerler abanttan çıkınız diyor. Sen tanker misin? Tankerim ben. Tabii, boşalttık mı seni? Neyse diyor ki boşu da diyor oradan çıksın. Boşu da dolusu da. Çıksın artık diyor. Bu tankerin diyor burada ne işi var? Karışım çıkayım şurada. Nerede? Abant'ta. Çıkma lan, ne yapacağız abant'ta? Çak diyor. Şöyle çekim var, çekim ondan var. Çıkar gibi çıkayım karşı. Ya ama mesela şu an arabayı ben sürüyor olsaydım ve yanımda sevdiğim bir hatun olsaydı, abanttan çık dese çıkardım. Abanttan çık şuradan ya. Yani. Şuradan şöyle çık şuradan, dese. Abanttan çık dese çıkardım. Cepte para da olacak ama. Öf, ne kadar para olacak karşı? Şu an mı? Ha, şu an ne kadar para? Şu an cebimde 2K olsa var zaten. Ha öyle değil lan. 2K öyle 2K değil yani. Hafta sonunda yiyebileceğim olduğu var gibi. Var kardeşim. Ya senin var, benim yok. Benim param senin param. Tamam, o ne değil. Hayal o değil. Sen yoksun zaten bu hayal. Ha ben yokum. Ben kız hatun var, bile olamam. Hatun var dedik yanında tamam. Dedik. Hatun var. Sen yoksun. Olsun, sen yine benden borç alırdın. Ya ben borç alırım, sıkıntı olmaz. O da dert değil. Şey, çekerdim abanta. Hemen bulurdum bir göl kenarında güzel. Böyle otel. Ne yapardın peki? Ha? Ne yapardın? Hatunumla içeri girerdim kardeşim. Evet. Şömineyi yakardım. Evet. Ha. Ondan sonra. Çok güzel. Der ne içiyorsun dedim. Aşkım ne içiyorsun? Hava 33 derece bu arada. Hava 33 derece mi? 13 de çaktım. Isındık değil mi o arada? Isındık. Şömine. Isındık. Şömine yanacak. Burası abi. Burası biraz sıcak olmadı mı? O şömine bir türlü bir şekil yanacak abi. Ondan sonra şöyle ufak şarap içerdik falan filan. Boş dolu tanker buradan çıkmış. Bu tanker değil de bu da. Kamyon niye bu? Ne yapıyor şey acaba? Dayı abi, senin sağ şeritten gitmen lazım. Oo, bayağı uyudu bence bu herif. Oo.
Oh, bence şu an uyandı gibi. Bence gaza baş geç bunun arkasında kalma. Bu beni korkuttu. Bizim muhabbetimiz bak, de böyle. Bak. Uyuyor oğlum bu herif bayağı. Şuna bir selektör falan yap. Önünde de kamyon. Geç hadi geç. Şu herif kamyona geçecek, çıldırdı. Bu zaten yasak bunun böyle gitmesi. Ne diyor oğlum bu? Deniz üstü köprü de izliyormuş. Bu kamyon beni çok gerdi. Evet. Hah geçtim. Ah. Lan o sağ şeritte gidiyor. O orta şeritte gidecek. Biz de sol şeritte gideceğiz. Ne kadar zor olabilir. Bas. Geç bunu. Dayı! Müdür! Uyanık mısın? Neyse ne diyorduk? Burada Bolu trenine girdik bu arada. Sporttan çıkartılmış. Karşım. Çok yakıyor biliyor musun? Ne diyorduk? Şömineyi açtık. Neyse şarabımızı içtik. 33 dereceydi en son. 33 derece. Uyurum ben hemen. Sıcağı gördün mü dayanamazsın. Sıcağı gördüm ve hemen alırım böyle hop. Sarılacaksın uyuyacaksın abi. Neye? Yastığa. Hatun'a. He. Tabii boşuna mı götürdük ama? Ama bir şey söyleyeyim mi? Hatun'a sarılırken böyle ten teması olduğu için daha da sıcak olur. Ya yansın! Yansın geceler! Yansın! Ver küsküyü, ver küsküyü. Ya bak ben burada roman... Tamam şurada, kardeşim işte yansın. Kardeşim hani. Bak kibar kibar bir şey anlatıyoruz. Şimdi sen küskü deyince ne şey yapıyorsun? Küsküyü lan küsküyü dedin ya. Olacak işim ya. Allah Allah. Ben neyse. Şuradan... Ne yapıyorsun sen şu şeyi de cruise kontrolümü de açayım. Ya oğlum nesin lan? Ya cruise kontrol falan. Abi gitsene yoluna git Allah aşkına ya. Bak 70'le gideceğiz. İlla cruise kontrol var diye açmak zorunda değilsin kardeşim. Ha. Ayrıca bütün CD Tolga Çandar dolu ya. Çık şuradan. Bir muhabbet yaptırmadın. Ben radar cezası yiyemem boşu boşuna. Ya ben buradan geçiyorum 130, 150, ama 160. Ama senin motor seni yazamaz mı? Yazamaz, doğru diyorsun. Ne diyorduk? Küskü veriyordum. Küskü vermiyorum abi. Küskü yok. Küskü ne bu arada ya? Sen medeni bir insansın. Küskü kelimesini nasıl kullanabilirsin? Neyse geçiyorum şimdi gece. Uyudum. Geç, evet uyudum. Sabah erkenden uyanırım. Evet. Biliyorsun iki zamanlı hep erken uyanırım. Bilmez miyim, evet. Ostro uyuduk. Çok güzel. Ben bir de ya bir arkadaşımızla uyuyoruz. Allah Allah. Gece beraber uyuyorduk. Sabah kalktım yok. En sevdiğimiz. O, o manada değil abi. Ya şu abi. Sen bir yola bak. Allah aşkına. Cruise kontrole bakıyorsun. Cruise'u aldın. Niye bakıyorsun? Cruise'u aldım kardeşim. Adam cruise'u aldı. Cruise'u aldığına o kadar sevindi ki sürekli cruise'a bakıyor. Sen yola bak. Zaten bugün bir değişik araba kullanıyorsun. Hiç sevmedim araba. Evet. Yorgun muyum acaba adam? Ya yorgun. Ben dedim akşam 9'da uyandım. Ver ben gideyim dedim. Yok dedim ben gideyim. Ama uzun yol yapmıyorum kardeşim. Ha yap bak, sabah yap. Ya bu nasıl bir teyip? Bu nasıl bir adlı ya? Hayır bak orada dosyaya basacaksın. Bak gir tekrardan o dosyaya. Nostaljiye girdin. Nostaljiye girdin. Bakalım nostaljiyi çalacak mı? Barış Manço. Aa çal. Çalsın. Hadi git. Bak çıktık. Ondan sonra biraz çalmasın. Telife giriyor. Sabah uyanırım. Evet. Hemen derim orada servisini ararım. Evde değil miydiniz? Otel ama sonuçta. Otel. Tamam, şömine yakıyorsun. Tamam o da servisini aramıyorum. Tamam aramıyorum. Tamam aslında. Ne yapıyorsun? Kahvaltı hazırlıyorum. Çok güzel. Ama dolapta bir şey yok. Doğru. Neyse alıyorum Hatun'u. Aldın Hatun'u. Bir sabah yürüyüşü göl kenarında. Mis hava temiz. Be. Oradan kahvaltıya. Ya sen nasıl romantik bir çocuksun ya. Kahvaltıyı da böyle bu balları buralarıma süre yerim abi. Güzel kahvaltı yaptık. Her çikolata sunacağım. Kahvaltıyı yaptık. Ne yapmamız lazım şimdi? Karnımız doyurdu. Elini ağzını yıkayacaksın. Elimi yıkadık okula yaptık. Yürüyüş yaptık. Kahvaltı yaptık. Uyuyacaksın ağırlık çöker. Tekrar bir uyumamız lazım. Tekrar bir uyumak tekrar odaya otele gidip. Evet. Ne yapacaksın? Uyuyacaksın. Uyuyacaksın. Şömineyi yakıp uyuyacaksın. Şömineyi yakacaksın. Bir de uyuyacaksın abi. En temiz. Hikaye bu. Bence güzel. Çok şöyle romantik. Uyuduk. Sonra İstanbul'a devam. Ha. Bir gün geçiriyorsun yani. Tabii tabii. Ya o otele o kadar para vermişiz. Geçireceğim tabii. O günü geçirmezsen otele olmaz. Otele geçireceğim ya. Geçirmezsen olmaz abi. Of ya. Sen şimdi minibardaki şeyleri de içersin hepsini. Hepsini içelim. Hepsinin içine bir de su dolduruyorsun. Sonra bana bir de resepsiyonda sorarlar. Bir şey içtiniz mi derler. Yok içmedim derim. Tabii bir de hepsinin içine su doldurursun. Hiç yapamam lan öyle şeyler. Ben hiç uyum değildim. Kolonyayla yani. Suyu karıştırıp böyle. Ne oldu senden sonra müşteri kör oldu. Ya zaten alkol kötü bir şey abi. Tabii tabii. Ben hiçbir yararını görmedim bu zamana kadar. Dezenfektan kardeşim yararı. Mikropları öldürür. Tabii ben kolum falan kesildi de viski dökerim. Biraz da içerim tabii.
Amerikan filmlerinde oluyor ya, içiyorlar viski döküyor, sonra kılıçını çıkarıyor falan böyle. Buradan böyle kemerle sıkıp böyle falan. Tütün basar bu. Tütün. Fabrikada tütün sarar. Basar sanki kendi geçer gibi. Sararken de hayal kurar. Bütün insanlar gibi. Kapatıyoruz. Bay bay. Evet, Gebze'deyiz şu anda. Ne? Gebze ile ilgili bir anın var mı anın? Gebze'de doğdum ben. Sen Gebze'li misin? Hayır. Neyse. Gidelim o zaman. Yol böyle devam ediyor. Bu yolu gele gide gele gide gele gide bir hal oldu. Biraz sesim kısık. Açıkçası şu an sesim çok şey değil mi? Hoş değil mi? Bir gün anın normalde sesi böyle değildi. Bir gün oradaydım, ben de hiç böyle konuşmuyordu. Sonra bir kız vardı, hatırlamıyorum kızı. Muhtemelen sen de hatırlamıyorsun. Neyse, kız şey dedi. Anıl da sesi mi kısık, ne taklit mi yapıyordu o arada? Şey dediler. Ne dediler? Ha, sesin bu çok buğulu, bence çok karizmatik dediler. Anıl o gün bugündür buğulu konuşuyor. Bundan beri böyle konuşuyorum ben. Biraz da beni kıskanıyor herhalde. Kıskançlık. Sesin de kardeşim. Sesin duyulmuyordur bence şu an. Buğulu konuşunca çıkmıyor. Bence kıskançlık demeyelim de kardeşim. Demeyelim. Benim sesim seninkinden daha güzel olduğu için. Ha, olmaz. Ya bu yapmaz bence. Bence benimki daha güzel. Hayır. Benim sesim her zamanki gibi yine çok tok, çok gür ve Yumrukaya park alanı. Ama mesela benim sesim kasmadan da güzel. Doğru. Mesela ben şu an normal konuşuyorum. Bir de bu sese ulaşman için çok sigara içmen lazım. Bende de reflü olduğu için diyaframa baskı yapıyor karşı. Ha. Ondan dolayı. Diyaframdan mı konuşuyorsun? Yani diyaframa baskı yaptığı için otomatikman sesi ama böyle. Kardeşim bence. Bazen ince, hep bazen bence kalınlaşıyor. Bence çok yakışıklısın. Hayır kardeşim, bu senin yakışıklı. Ya ben biraz yakışıklıyım da sen daha yakışıklısın. Ya hayır. Hayır Turul, şimdi bunun kapışmasına girmeyelim sen. Yok yok. Vallahi. Ya herkesin bildiği gibi soruyoruz. Yorum yazsın. Abi sorma yani. Sorma. Sormuyor. Boku çıkıyor sorunca. Sormuyor. Cemil İpekçi daha yakışıklı diyen çıkar kesin yani. Şey diye bir de şeyler var böyle. Mesela şey yapıyor. Böyle. Geyik yaptığımızı anlamıyor mesela. O kadar beyin hücresi var. 3 tane beyin hücresi var. Konuşmaya ve yazmaya yetiyor. Yazmaya da tam yetemiyor böyle. Kafasını vurarak bir şeyler yapıyor. Ciddi şey yapıyor. Şey yazar mesela. Kıçıma kaş göz çizsem daha güzel olur falan yazıyor. Ama bakıyorsun tipine çocuğun. 3 yaşında. Benim kıçım kaş göz çizmeden ondan daha güzel. Evet. Ve bu arada 13 yaşında falan. Öyle şeyler oluyor. O yüzden boş ver. Herkes bizden daha yakışıklı kardeşim. Ama senin saçın bir çirkin. Ben bir benim alacağım. Saçım çünkü çok şey. Tam olmamış. Böyle. Bu arada böyle gidiyoruz. Kamyon. Kamyon. Kamyonlar. En son eve geldiğimde tuvalet boklu temizlemiştik falan. Şimdi bu sefer geldim acaba ne olacak diye. Buraları hep tamir etmişler. Yeni klozet takmışlar abi. Çok iyi. İnşallah tuvalet musluğu iyi çalışıyordur. Ondan emin değilim. Sevmedim tuvalet musluklarını. Neyse, banyomu da tamir etmişler. Teşekkür ederiz kendilerine. Süper oldu, süper. Ev aynı bu arada. En son izlediğiniz gibi. Ama bu sefer Anıl var ekstradan. Tipe bak. Al yatağın. Tamam, ben burada yatacağım. Aynen. Güneş almıyor değil mi? Oğlum yerin kaç kat altındayız, güneş alsa keşke şunu. Ama bir orman havası var orada bak. İşte güneş almasın bana yeter. Bak şöyle orman havası. Çıkış yok ama oraya. Hadi biz uyuyalım. Hadi uyuyalım. 3 dakika uyuyamadım ya. Karabasan Şepşin. Karabasan Şepşin diye bir şey yaşadım dün gece. Şimdi böyle uyuyorum. Uyuyor gibiyim. Daha henüz olmadı bir şeyler. Şöyle bir bu tarafa döneyim dedim. Baktım dönemiyorum. Dedim geldi. Geldi dedim. Kendime Tuğrul sakin ol. Hiç dedim uğraşma. O bassın gitsin. Doğrusu bu değil midir hanım? Doğru. Doğrusu bu. Ya öyle böyle derken dönemedim bir tekrar uyuyakalmışım. Bir uyandım. Bir otel odasındayım. Böyle eski Doğu Avrupa böyle oralar, anladın mı? Böyle hani anlatabiliyor muyum o filmlerde ve Doğu Avrupa sahnelerinin o fakir, hakir
Otel odaları vardır ya öyle. Dedim bura neymiş lan dedim. Uyanmaya çalıştım. Yine kara basıyor. Yine hareket edemiyorum otelin içinde. Hareket edemiyorum. Kalkamıyorum. Gidemiyorum. Saçma sapan. Sonra bir şekilde kalkmaya başladım. Otelin kalkmaya başladım ne? Bir şekilde ayağa kalkmaya başladım. Otelin bütün kapıları böyle küçük küçük abi. Minik minik. Eğilerek geçiyorsun hepsinden. Her eğildiğinde karşıda bir tane küçük kadın var. Bak. Küçük kadınlar. Küçük kadınlar. Bu arada hareket etmeye başladım diyorum ya. Yürüyeceğim mesela. Kolum burada kalıyor. Bir iki ikimde adım daha atıyorum. Bacağım orada kalıyor. Üç adım daha atıyorum. Kafam geride kalıyor. Sürekli gürültüler, sesler falan böyle. Ortalık kaynıyor böyle. Böyle şeytan icadı bir şeyler içmişim gibi. Öyle neyse yürüdüm yürüdüm falan. Resepsiyona geldim. Dayı dedim bu kafana dedim ya. Ne yapıyorsunuz bana? Bu arada farkındayım. Her şey. Diyorum ki Tuğrul, kafan çok iyi ondan oluyor. Hani çıldırmıyorum da. Gittim, dayı dedi ki bir şey çıkarttı bundan olmuştur dedi. Şöyle aldım kokladım dedim bundan bu olmaz. Dalga mı geçiyorsun sen benimle dedim bu tütün. Dalayarak deseydin. Dalayarak dedim. Neyse sonra ben bir daha odaya gittim falan filan ama her yer sallanıyor. Her yer bir şeyler olaylar. Dedim ben şu yatağa geri yatayım. Yatağa yattım. Bir uyandım kafam normal. Otel odasındayım. Sonra dedim ki dur bir daha uyuyayım evde uyanırım. Bir daha uyudum evde uyandım. Şu an buradayım arkadaşlar. Bunu hatırlayabildiklerim ama inanılmaz korktum abi. Şaka bir yana. Çok korktum yani. Öyle böyle korkmadım ya. Kapıların hepsi bu kadar. Eğilerek geçiyorsun. Her eğildiğin kapının karşısında bir kısa kadın. Nasıl rüya? Ve bu arada yürüyorsun böyle kolun burada kalıyor falan. Parça pinçin bir rüyaydı ya. Ben çıldırdım ya. Çok korktum oğlum. Hiç umurda değil mi? Kardeşin orada karabasan sepsinler yaşasın. Sen burada ostura ostura uyuyun.